Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün bu videomuzda Emre Özer'le beraberiz. Emre Özer'in kanalında aşağıya bırakıyorum. Emre'nin kanalının biraz paylaşıma, aboneye ve izlenme saatine ihtiyacı var. Arkadaşıma destek olursanız sevinirim. Emre'nin oyun kanalı var. Bizim de teknoloji kanalımız var. Tamirat, tadilat, ürün tanıtım. Elimize geçen her şeyi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi A4Tech bir klavye sipariş vermiştik bir müşterimize. O geldi. Onu bir gösterelim istedim size. Kutusunu beraber açalım dedim. Emre de hazır buradayken hemen açalım. Şuradan şöyle kestim. Bu tarz ürünleri çekerken tek başıma zorlanıyorum biraz. Tripodum var da vakit harcayamıyorum işin açığı. Gelenden fırsat olmuyor. İçerisinden bir adet USB uzatma kablosu çıkıyor. USB uzatma kablosunun amacı arkadaşlar bunun dangle'ını kasanız aşağıdaysa yukarı takmak için uzatıyorsunuz. O şekilde şöyle açayım isterseniz, uzunluğuna bir bakalım. 1 metre falan herhalde. Şöyle 1 metrelik bir şey. Şimdi kaldıralım. Rengini beyaz seçtik. İçerisinde pil çıkıyor diye biliyorum genelde ben bu A4Tech'lerde. Sallanıyor zaten. Evet. 2 adet pil göndermişler. Dandik markalarda göndermiyor. Nojitekler vesaire gönderiyor mu bilmiyorum ama bunu da gönderiyor arkadaşlar. Üzerinde şöyle atalım. USB dangle'ımız bunun içinde olabilir. Evet. Biraz yaklaşıyor. Gri bir şurada böyle sert plastik değil, yumuşak bir plastik var. Elinizin kaymasını önlemek için muhtemelen bu. Şöyle tutarken rahat tutmak için. Üzerinde DBI'ını ayarlayacağınız bir tuş var. Kapağı basit açılıyor. Tek bir pille çalışıyor. On off düğmesi var. Aynı zamanda buradan da dangle'ını çıkartıp buraya koyabiliyorsunuz. Dangle'ınız kaybolmaz. Tasarımı güzel. Hoş. Değil mi Emre Usta? Güzel bence beyaz. Değil mi? İdeal. Yani tek sıkıntısı biraz hemen kirlenme olasılığı var. Elinizi sadece yıkarsınız. Aynen. Arkadaşlar bu mouse kullanıyorsanız elinizi sürekli temizlemeniz gerekebilir. Şimdi yerine atlayalım. Test yapmayacağım arkadaşlar. Klavye tasarımı bu şekilde. Gayet güzel bir klavye. Tasarımı da güzel. Burada ışıkları var. Numlock, caps lock, pardon, numlock, caps lock ve scroll lock işaretleri var. FN tuşları da var. Aynı zamanda kısa yol tuşları. Buradan ses açıp kapatma, medyayı çalıştırma, işte atıyorum internete girme, posta vesaire falan, onlar da var. Buradan klavyeyi yükseltebiliyorsunuz. Şöyle pil yeri burada, şöyle hafif bastırıyorsunuz arkadaşlar. Pil de gayet pratik takılabilir bir yerde, pil yuvası. Bu ürünleri kullanırken kaliteli pil kullanırsanız arkadaşlar uzun ömürlü olur. Kaliteli bir pil kullanırsanız bunlarda normal bir ev kullanıcısı, yani ev kullanıcısı dediğim oyun oynayan birisi değil. Normal klavyeyi işte, bilgisayar günde işte 2 saat 3 saat açan birisi için bu cihazın pili 6 ay gidecektir diye düşünüyorum. Kaliteli bir pil kullanırsanız. Arkadaşlar ürünün linkini ben aşağıya bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Ben hepsi buradanın kendi satıcısından aldım. Gayet güzel ve uygun fiyata geldi ve hızlı geldi. Ürün sadece bu kutuyla gelmedi. Ayrıyeten başka bir kutuya daha koymuşlardı. Kutusu da gayet güzel ve ergonomik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız mutlu oluruz. Emre Usta'nın kanalını unutmayın.